Merhaba teknoloji severler. Bugün sizlerle beraber JBL Bluetooth kulaklık incelemesi yapacağız. Elimizde bir adet Beats'in dizaynına benzeyen, yani Beats'in dizaynından esintilenmiş yarım ay dediğim bir D şeklinde dizayna sahip bir JBL Bluetooth kulaklık beyaz serisi mevcut. Şimdi şöyle bir inceleme yapacak olursak, arka tarafında gayet yumuşak, kulağa zarar vermeden, terletmeden dinlemenizi sağlayan süngerler mevcut. Ve burada da harflerle hangi kulağa, hangi tarafın, right, left, sağ, sol şeklinde ibareleri mevcut. Kulaklığı açtığımız zaman bu şekilde gayet ortalama bir kafa yapısındaki genişliğe sahip, herkese uyum sağlayacak, istisnalar hariç tabii ki, bir aralık verilmiş ve gayet sıkı olmayan bir kulaklık modeli. Burada da kafanın üst tarafında ağrı yapmaması için gene süngerle destekleme yapılmış. JBL'in modeline bir bakayım. Burada yazıyor mu? İlla ki bir yerde yazıyordur ama şu anda modelini göremedim. Şöyle bir bakayım ben gene. Model numarasını başlığa yazarız artık. Şimdi gelelim özelliklerine. Şuradan incelemeye devam edelim. Burada bir adet müzik dinlerken ileri, geri ve durdurup başlatabileceğiniz kontrol kumanda tuşları mevcut. Burada da bir adet açma kapama. Uzun basılı tuttuğumuz zaman böyle bir ışığı yanıyor. Ve Bluetooth'la cihazın bağlanmasını bekliyor. Daha sonra bunu kapattığımız zaman, basılı tuttuğumuz zaman da kapanıyor. Buradaki ışıklarla da pili bittiği zaman Bluetooth connection modunu yanıp yanıp sönerek gösteriyor. Bunun şarj ünitesi, yani çok fazla da bir buton yok. Butonlar bu kadar. Şarj ünitesi de yine aynı bölümde. Burada klasik Android micro USB girişi mevcut. Şurada Type-C'ye benzer bir giriş var ama bir sonraki versiyonda yapmak için yerini yapmışlar. Sadece bir plastikten mevcut. Veya burada da var. Muhtemelen hava kanalı da olabilir bu. İki tanesinde olduğu için şimdi hava kanalı olduğunu düşünmeye başladım. Bu şekilde bir JBL kulaklık. Bunun içinde bağlandığı zaman, bağlantı sağladığı zaman size bağlantının gerçekleştiğini bir ses tonuyla söylüyor. Bağlantı koptuğu zaman, pili azaldığı zaman, belli periyotlarda %10'un altına düştüğü zaman bir dıt sesi geliyor ve pilin azaldığını anlıyorsunuz. Böyle sizi sesle uyarılar yapma özelliği de sahip. Genel olarak çok şık ve ortalama 300-350 lira 2019 piyasa değeri, en son kurlara gelen zamlarla beraber bu seviye civarında bir kulaklık bu. Gayet şık, JBL kalitesi. Bunu da incelemiş olduk. Bir sonraki kulaklık incelememizde görüşmek üzere diliyorum. Esen kalın.